Türk üniversitelerinde okumak için nasıl başvuracaksınız? Türkiye, doğası, tarihi, coğrafi konumu, kültürel yapısı ve eğitimde yakaladığı seviyeyle dünyanın önde gelen eğitim merkezleri arasındadır. Türkiye, yaz mevsimi bir başka, kışı bir başka olan sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu ve çok sayıda kültürün bir arada yaşadığı güler yüzlü, sıcakkanlı insanların diyarıdır. Eğitiminiz süresince hoşça vakit geçirebileceğiniz çok sayıda sosyal ve kültürel aktiviteler alternatifleriniz arasındadır. Sömestr tatilinde kayağa, yaz tatilinde denize girilebilen ender ülkelerden biridir Türkiye. Türk ve İslam kültürünün en güzel şekilde yaşandığı, refah seviyesinin günden güne ivme kazandığı modern ve demokratik bir ülke olan Türkiye'de eğitiminiz süresince tercümanlık, otellerde ve sosyal mekanlarda part-time çalışmalar yaparak para kazanabilirsiniz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği resmi burslar yanında birçok özel kuruluş ve vakfın bursları da siz öğrenciler için önemli ekonomik kaynaklardır. Girişimci ve akademik özgürlüklere inanan Avrupa standartlarında bir üniversitede okumak istiyorsanız sizleri Türkiye'ye davet ediyoruz. Türkiye'de farklı ve yenilikçi bir araştırma ortamında eğitim görür ve ülkenin dünyayla entegre olmuş, marka değeri yüksek firmalarında staj imkanı bulursunuz. Türkiye'den mezun olan öğrenciler, bilgi altyapıları sağlam, özgüveni yüksek, vizyonları geniş bir dünya vatandaşı olarak ülkelerine dönerler. Toplumun her alanında etkili ve söz sahibi kişiler haline gelirler. Türkiye'de vakıf ve devlet üniversitelerinde sağlık, hukuk, siyasal, mühendislik ve sosyal bilimler gibi istediğiniz her alanda eğitim alabilirsiniz. Türk üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapabileceğiniz gibi hiç para harcamadan Erasmus ve Mevlana gibi değişim programlarında da kısa süreli eğitimlere katılabilirsiniz. Türkçe eğitim veren üniversiteler dışında İngilizce eğitim veren üniversiteleri ve bölümleri de tercih edebilirsiniz. Üniversitelerimiz sadece eğitim alınan bir yer değil, sosyal yaşantısı olan ve arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirebileceğiniz mekanlarıyla da sizlere gülümser. Yurtlarımız ya da kampüsün yakınında tutabileceğiniz bir apartman dairesiyle konaklama ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımızla fark yaratıyor, hayallerinizi sanatla buluşturuyoruz. Bu laboratuvarlarımızda sosyal gelişmenizi sağlayabilir, kariyer hayatınıza avantajlı başlayabilirsiniz. Türkiye'den mezun olduğunuzda ülkenizde parmakla gösterilir, hayranlıkla izlenirsiniz. Ülkenizde veya Türkiye'de en parlak statülerde iş bulabilir, hayatınız boyunca başarıdan başarıya koşabilirsiniz. İşte Türkiye'de alınan diplomanın manası dünyada budur. Sizleri ilmin beşiği Türkiye'de okumaya davet ediyoruz. Türk üniversitelerinde okumak için nasıl başvuracaksınız? Uluslararası öğrenciler lisans programlarına kaydolabilmek için öncelikle üniversitelerin başvuru tarihlerini web sitelerinden inceleyerek hangi üniversiteye ve hangi bölüme başvuracaklarına karar vermelidir. Aynı anda birden çok üniversiteye de ön kayıt yaptırılabilir. Öğrencilerin öncelikli olarak tüm başvuru belgelerini sisteme online yüklemesi gerekir. Online başvuru yapan adayların belgeleri üniversite yönetimi tarafından değerlendirilir ve e-posta yoluyla adaylara ön kayıt kabul belgesi gönderilir. Uluslararası öğrencilerin lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları gerekir. Yurt dışında okuyan Türk vatandaşları da bu programlardan yararlanabilir.
başvurduğu üniversiteye geçici kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtlarının kesinlik kazanması için ilan edilen sürelerde istenilen belgeleri tamamlayarak üniversitelerin uluslararası ofisine veya öğrenci işleri dairesine teslim etmeleri gerekir. Üniversiteye kesin kayıt olmak için gereken belgeler. 1. Online başvuru formu veya size gönderilen ön kayıt formu. 2. Diploma veya sınav sonuç belgesi. Her üniversitenin kabul ettiği ve web sitesinde belirtilen sınavlardan herhangi birisinin sonuç belgesi. Belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi gerekir. 3. Diplomanın denklik belgesi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'ndan. 4. Transkript. Belgenin noter tasdikli fotokopisi veya aslı. 5. Pasaport fotokopisi. Resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa. 6. İkamet tezkeresi ve sağlık sigortasının fotokopisi. Kayıt işlemlerinden sonra da alınabilir. 7. Varsa Türkçe yeterlilik sınav sonuç belgesi. 8. Varsa bir yabancı dil yeterlilik belgesinin fotokopisi. 9. Varsa YÖS sınav sonuç belgesi. Vakıf üniversitelerinde gerek yoktur. 10. Vesikalık fotoğraf. 6 adet. 11. Öğrenim ücreti ödendiğini gösteren makbuz. 12. Üniversitede eğitimini sürdürebilmek için maddi güvencesinin olduğunu belirten belge. Belirtilen belgeler dışında her üniversite ayrıca kendisinin belirlediği ilave belgeler de isteyebilir. Üniversitelerin web sitelerinden kayıt şartlarını detaylıca alabilirsiniz. Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Adım Yahya Abuzned, Filistinliyim. Burada siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Benim adım Almedin Colovic, Sırbistanlıyım. Burada İngilizce öğretmenliği bölümü okuyorum. Benim adım Zakariya, Kenyalıyım. Hemşirelik fakültesinde okuyorum. İsmim An-Najmu Sakıp, Bangladeşliyim ben. Ben Abdülaziz, Kenya'dan geliyorum. Sabancı Üniversitesi'nde mekatronik mühendislik bölümünde öğrenciyim. Benim adım Emirlan, ben Kırgızstanlıyım. Burada İktisat Fakültesi'nde okuyorum. Benim adım Eşref, ben tıp okuyorum. Filistin'den geldim. Benim adım Olga Stremanova, ben Moskova'dan geldim. Rusya'da yaşıyorum. Uluslararası ilişkilerinde okuyorum. Ben İbrahim Abumater, ben Katar'dan geldim. Maltepe Üniversitesi'nde tıp fakültesinde öğrenciyim. Adım İrem Yoğurtçu, 18 yaşındayım. Kırgızistan'dan geliyorum. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce 1. dönem öğrencisiyim. İsmim Muşteri, soyadım Karimi, Afganistan'dayım. Okumak için niçin Türkiye'yi seçtiniz? Aslında kültürler olarak Türkiye bizim ile çok benzer. Ve Türkiye Müslüman bir ülke. Avrupa'da gibi modern bir ülke olduğu için Türkiye'yi seçtim. Türkiye Avrupa standartlarında eğitim vermiş olması olduğu için Türkiye Müslüman bir ülke olması için Türkiye seçtim. Türkiye'de eğitim standartlar Avrupa'nın çok çok yakın ve Türkiye benim ülkeye çok yakın. İstanbul çok güzel bir yer olduğu için ve benim kendi memleketime yakın olduğu için. Çünkü Türkiye çocukluğumdan beri yaşayayım. Buralarda gezilip görülecek için çok yer vardır. Babam da amcam da buradan mezun olmuş. Beni tavsiye ettiler. O yüzden ben ve kardeşlerimle burada okuyorlar. İlk öncelikle Türk'üm. Yakınlarım, akrabalarım burada. Ayrıca Türkiye'de tıp fakültesinin çok iyi olduğunu bildiğim için burayı tercih ettim. Çünkü burayı çok seviyordum. Hem de kültürümüze çok yakın ve dini olarak ailem buraya karar verdi. Türkiye'ye gelince yabancılık hissettiniz mi? Öyle yabancılık hissetmedim. Çünkü öyle burada insanlar çok samimi. Yani ben gayet mutluyum. Kendi ülkemde gibi hissediyorum. Hiç yabancılık hissetmedim. Kendi ülkemdeki gibi kendimi hissettim. Hiçbir zaman yabancılık çekmedim. Türkiye ikinci memleketim olarak aldığım ikinci memleketim gibi olduğumu hissediyorum.
İlk gelgende yabancılık hissetmedim ama biraz zor oldu çünkü ben Türkçe hiç bilmedim. Ama hepsi insanlar gülümseli oldu ve konuksever yardım etti. Bunun için ben burada çok ev gibi hissediyorum. Hiç hissetmedim yani. Aile gibi buldum burası. Ve okul sanki benim evim ve arkadaşlar, hocalar aile gibi. Hayır, asla hissetmedim. Çünkü çok arkadaşım var artık burada. Türk öğrenciler çok tatlı. Sadece dil biraz zor oldu. Çünkü Türkçe bilmiyordum. Şimdi yine Türkçe öğreniyorum. Hayat çok güzel. Toplum olarak, insan olarak zor olmadı. Çünkü zaten kendi kültürüm olduğu için zorluk çekmedim. Çok zorluk çekmedim. Benim azıcık Türkçem vardı. Onun için çok iyi arkadaşlık yaptım, arkadaşlarım oldu. Hem de çok hızlıca alıştım. Arkadaşlarınıza Türkiye'de okumalarını tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Türkiye'de yabancı dillerde eğitim alabileceklerini söylüyorum. Tavsiye ederim. Çünkü birçok firma Türkiye ile kendi ülkemde çalışan firma var. Okulu bitince onlarla çalışabiliriz. İstanbul'da okumayı öneririm. Çok büyük bir şehir, eğlenceli bir şehir. Tabii tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye güzel bir ülke. Bir de Malta Bey Üniversitesi'nde çok güzel bir öğrenci hayatı veriyorlar. Kesinlikle ederim. Özellikle tıp okumak isteyen arkadaşlarım var. Onlar da heyecanla zaten başvuru yapmak istiyorlar. Ben burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve burada istediğim veya hayal ettiğim şeylere ulaşabilirim. Onun için arkadaşlarıma ve herkese tavsiye ederim. Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği Başkanımız Sayın Doktor Dursun Aydın'a yabancı öğrenci çalışmaları ve dernek faaliyetleri üzerine mikrofonumuzu uzatıyoruz. Dünya gençliğini ilmin beşiği olan Anadolu'ya okumaya davet ediyoruz. Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği olarak 3 yıl önce Ankara'da kurulduk. Derneğimizin 3 ana amacı var. Birincisi, Türk üniversitelerini yurt dışında tanıtmak. İkincisi, ülkemize uluslararası öğrenci kazandırmak. Üçüncüsü, ülkemizde eğitim gören misafir öğrencilerimize danışmanlık vermek ve destek olmak. Biz uluslararası öğrencilerin konsultanı olarak, danışmanı olarak hizmetinizdeyiz. Education in Turkey. Türkiye'de okumak bir sevdadır.